Selamlar arkadaşlar. Raw After Mania'dayız. Cody Rhodes geliyor. İlk şampiyon girişini gerçekleştiriyor bakalım. And this bit bir champion Triple H anons etti. Adrenaline in my soul. In my soul. Gelsin bakalım şampiyon geliyor be. Arkadaşlar bir devir değişti be. Vallahi bir devir değişti. Hissediyor musunuz şu an? Baksana yeni şampiyon. İşte. Go. Oh. Wow. Pat 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 pat. Burada çok pyro patlatamazsın. insan dolu arkası çünkü. Pyro'nun sadece sesini verdiler bu arada. <laughs> Bilmiyorum artık. Alevler. İşte be. Oğlum yıllardır bu anı bekliyoruz ya. Yıllardır bu anı bekliyoruz abi. Roman'ın bu süreci bitti yani. Şampiyon geldi be. Yeni şampiyon. Bundan sonra bakalım umarım her şey daha değişik, daha farklı, daha güzel olacak yani. Değişim iyidir abi ben severim. Cody'nin girişiyle unutmayın arkadaşlar bu akşam saat 10 gibi. Beraber izleyeceğiz. Twitch'te olacağız. Haberiniz olsun. Hepinizi bekliyorum. Cody. Ooo. Rock geliyor. E işin bitmedi mi senin? E, son bir veda geliyor galiba. Yine kendi kemeriyle geliyor. Let's go. Bu ses ne lan? Bu ses böyle miydi hep? Müziğinde bana böyle geliyor. Ay be. Du, du, du. Final boss. Final boss Gerçi final boss'lu kalmadı falan da diyemeyiz bu arada. Maçı kazandı yani aslında. Birinci gece. Bak bakarsanız bırak maç falan kaybetmedi yani. Son maç Roman'ın maçıydı. Wow. Her yerde electrifying. Adım adım geliyor. şey diyeceğim. Bakın ne diyecek acaba o çok önemli yani. Bak şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu seyirci de o seyirci. Şu an Philadelphia'dayız zaten. Wells Fargo'dayız. E şey de Philadelphia'da WrestleMania'daki seyirci de demek ki burası full mü WrestleMania seyirci? Yani full Philadelphia seyircisi daha ağırlıklı mı? İnsanlar hep aynı insanlar çoğunu görüyorum etrafta. Ne güzel tepki veriyorlar burada. Rocky Sucks, Rocky Sucks. O kadar güzel tepki veriyorlar ki Undertaker, Rocky Sucks. Seyirciler baksana müthiş. E, ee, Hareketlere bak, hareketlere bak. Sakit falan çekiyorlar. Ne diyecek Raki? Yuhluyorlar. Cody'ye karşı şu an doğru bir şeyin başarıldığının göstergesidir bu abi. Heal Rock. Doğru bir şeyin göstergesi şu an. Bak konuşutmuyorlar Raki. Şey ne yapacak acaba? Face turn mü? Yuhluyorlar. Şu söyleyin sussunlar diyor. Fatback'ı... <laughs> <laughs> Konuşturmuyorlar şu an çok güzel. Bu segmenti falan full izleyeceğiz bu gece abi. Bu akşam saat 10 gibi açarım Twitch'te yeni de mi de dedim. Ben şu an çünkü bir günlük izin ardından yine işte olduğum için. Hemen bir tık hızlı bakacağım geçeceğim. Evet. Konuşturmayacaklar herhalde Rakı. Konuş. Raka der ki Şimdi diyecek ama. Let's go. Oh. Rock ee, çok. Bir sürü şeydir Rock ama Sucks bunlardan biri değil diyor. Evet. Artık bir konuşacak mısın? Çok duruyor ya. Normalde konuşur susmaz. Seyirciden güzel reaksiyon aldı ama. Çok güzel reaksiyon alıyor şu an seyirciden. Dün de olmayan <laughs> her şey şu an birkaç dakikadır yaşanıyor. Vay. Reji sesleniyor. M mutlu. Başlamadan önce. Dominik mi sesle sürekli kullanıyorsun? <laughs> i̇şte Cody güzel destek alıyor. Buraya rak buraya ne için çıktı? Evet. Başlamadan önce. What? 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 Çok güzel ya. Aha, Philadelphia e yeni bir rekor kırmış. Yeni rekor. Oo! Largest gathering of trailer <laughs> park trash. Bak. İşte bak. Sonunda alkış aldı yani. <laughs> trailer park trash olarak rekor kırdılar. Bak güzel güzel. Acaba dur bakın bir şey edecek mi? Yo direkt yine Hadi şimdi Uf yine küfür ediyor E hadi şimdi de çığırlasanız lan Çeni... Chene... Shut the fuck up falan çek Güzel işte ya çok güzel reaksiyon alıyor ya Kemerleri değişiyorlar Bir şu kemeri bir alabilir miyim ben? Mi? E ee? Oğlum elinde şu an Andes Spirit tabi de bir... Plate nasıl ama side plate American Nightmare logosu e İşte gece tam uyandım böyle bir çişe kalkmıştım. Orada böyle tam, tam olarak sadece bunun fotoğrafını gördüm ve bunu paylaştım. Başka hiçbir şey bilmiyorum Rale'ye This is awkward. This is awkward. Çok iyi ya. This is awesome. This is awkward'a çevirdiler. This is awkward. Bu çok garip. Aaa çok feels right diyor. Tam böyle iyi Doğru olan buymuş gibi geliyor diyor şu an. Hı -hı. Teşekkürler Cody. Rock gidiyor arkadaşlar. Rock'ın zaten Mayıs ayında şey var. Film çekimleri falan var. Ama bu, bu böyle devam ederse Rock geri dönüp bir dönecek zaten. mı geliyor sanki. Farkında mısınız? Rock devam edecek gibi ya. Çünkü geçen gün de öyle söyledi ya. Ben devam edeceğim diyor WWE'de. Sen de Sen bir, bir, herkesin bildiği gibi. Evet. Bir süre Rak buradan ayrılacak. Film çekimi var çünkü. Full Mayıs ayı film çekimiyle geçecek diye biliyorum. Yani Mayıs'tan sonra artık işte Haziran, Temmuz falan derken Summer doğru muhtemelen gelir. Ve sanki Cody ile Rock ana kemer feud izleyecekmişiz gibi geliyor. Rock profesyonel profesyonel wrestling seviyor. Bunu cool yaptı tekrardan. Sen de tekrardan cool yaptın bunu. Yine hakkını veriyor Cody'nin lan ne yeah. hey, hey, hey. Goodbye Rock şu an keyif alıyor abi Neden biliyor musun? Çünkü kendisi de bile bu işin içinde ya. Şu an İyi ya şu, şu an bu reaksiyon Hiç unutmuyorum 2008 Hall of Fame'de Sinan'ın yüzüne karşı söylemişti ya Eğer Bütün bir arena tarafından Buğulandığını anladığın an İşte bu işte bir şeyler Başardığını anlıyorsun Falan diyordu böyle Şu an tamam Herkes bay bay diyor Rock Hadi Rock bay bay Görüşürüz Şampiyon olsan da Olmasan da Rock geri döndüğü zaman sana karşı gelecek haberin olsun. Hmm, bunun için sabırsızlanıyorum dedi Cody Evet arkadaşlar. Rock Cody Rhodes feud'u artık. Birkaç ay sonra. Dönecek. Olacak bu yani. Bilmeni istediğim bir şey daha var diyor. Dün. Cody tüm zamanların en büyük WrestleMania'sında. Roman'ı yendin. Evet. Ringin ortasında. 1, 2, 3. Yendin. E? What? Ama ondan 24 saat önce Rock seni yendi. Rock seni pinledi. Asla bakarsanız doğru diyor. Rock kaybetmedi yani. Roman'ı yendin ama Rock'ı yenemedin diyor. Rock yendi seni. Senin Roman'la hikayen bitti. Başardın. Ama bizim hikayemiz gözük çıktı, dileşti, yeni başlıyor diyecek değil mi? Ama bizim hikayemiz yeni başlıyor. Çok güzel be. Dragunov, ana kadroda be, of. Ama bir şey diyeceğim bu arada, ee, şey haberini okudum, draft geri dönüyor arkadaşlar. NXL'den falan birilerini artık ana kadroda göreceğiz yani. <laughs> Abi Dragunov. İndir şunu ya Nakamura'yı. Dragunov hissediyor. Dragunov tam ana kadro güreşi abi ya. Günter'le çok isterdim bir Intercontinental Feud'un ya. Bay bay. Torpedo Moscow. Biter. One, two, three. Bu kadar. Dragunov ana kadroda Ra'da maçını kazandı. Oo bir dakika. Arthur diyor ki 6 kişilik takdim maçı yapalım diyor. Ben partnerimiz ve görünmeyen kişi diyor. Cine gelecek. 6 kişi tek maçı mı istiyorsun? Sen Miz ve göremediğimiz kişi mi? Judgment Day karşı mı? Tamam diyor. Aslında fiziksel olarak hani partnerimizi görmemiz lazım bizim. Diye. Sine geliyor abi. Net sine geliyor. Evet. Burada olacağız. Evet. Tam partileri tanıtacaktı. Yine geliyor. Görünmüyor değil mi partner? <laughs> Hadi be oğlum. Zor. John Cena. Geliyor. Göremiyorsunuz değil mi onu? Never give up. It's John Cena çok 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 hızlı geldi. Direkt girdi maça. Direkt maça girdi. Bak oh, hareketlere bak, hareketlere bak. Bak, bak, bak. Hareketlere bak. You can't see me, my time is now. İşte al. Üçüncü partiler bu. Tak, tag aldı. John Cena. JD yok edecek şu an. JD de herkesten bir dayak yiyor. Böyle legendlardan farkındasınız değil mi? Hop. Five Knuckle Shuffle. Arthur'la beraber yapacaklar değil mi? Hop. Double yapacaklar. Pimbalara. Fimbalara. J'de. Aa üçlü yapacaklar. Hop. Çok güzel bir an geliyor. Seyircinin güzeline bakar mısınız bu arada? İşte bu Philadelphia seyircisi abi. O yüzden diyorum. Resimlerde Philadelphia seyircisi diye genellemek yanlış olurdu. Bu seyirci çok iyi şu an. Müthiş şu şey. Şu şey. You can't see me. Hop. Üçlü. Triple. You can't see me. Five. Five knuckle shuffle. Fifteen knuckle shuffle. Beş çarpı üç. On beş. Üçlü erotik adjustment geliyor. Geldi. One. Two. Three. Çok güzel anlı ya. Bak eğlence budur işte anladın mı? Müthiş. Here are your winners. Çok eğlenceliydi some truth. Cena. Drew McIntyre çok sinirlendi abi. Cianpanka. Sana geliyorum falan çekti. Oradan da bir şey olacak bakalım ya. Cianpank Drew McIntyre feudu da artık fiziksel olarak devam etsin Ricochet müthişsin ya. Uuuuu bir sakatlık çıkması umarım. Çıkmaz bir şey. Yok. Tam o yorumcu masasının kenarına denk geldi. Bakalım number one contender kim olacak? This is awesome. Yeet. Yiğit. Yiğit. Damien Priest'in ilk rakibi kim olacak arkadaşlar ana kemerde? Bu arada bir şey diyeceğim. E, draft olacak yakın zamanda. Cody SmackDown olabilirler mi acaba ya? Bilmiyorum da. Şu an ana kemer. Yani ya şampiyon Brandler ya sürekli gezecek Cody. Ya da artık SmackDown'a geçmesi gerekiyor. Damien Priest ya da Judgment Day komple e mi geçecek SmackDown'a bilmiyorum. Aa Pak geldi. <laughs> Siyampunk geldi. <laughs> Siyampunk geldi. Allah. Vallahi Jey kazandıracak. Siyampunk şu an başına bela oldu ya Drew'un. Vallahi başına bela oldu. Kemer denetti, şimdi de Contender'lık Uso splash. Bitti. 1, 2, 3. Siyampunk izinden yine kaybetti bak. Abi Drew McIntyre çok, çok, çok sinirlenecek. Ya mesela şey olsa Damian Priest'e karşı Sion Punk, Drew McIntyre bir şekilde böyle önümüzdeki ay Q'da girselerdi bir triple threat. Clash of the Castle'da triple threat falan mı izlesek acaba ya? Evet Jey Uso, Damian Priest'in rakibi oluyor. Sion Punk, Drew McIntyre'e kaybettirdi abi.